jig, you make me call me Superman. Three tall girls in a single bound. I'm single now. Got no ring on a finger now. I never let another chick bring me down. Herkese arkadaşlar, Vintage Kitapların yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuz beraber videonun başlığında da anlaşılacağı gibi Unity 5 nasıl kurulur diye bir rehber videosu olacak bu video. İlk başta Unity 5 hakkında birazcık bilgi vereyim. Şu an Unity'nin 5.0.2 çıktı herhalde ya da 5.2 çıktı. Bir zaman 5 diye geçiyor. Hani 5 indireceğiz Unity 5. Unity 5'i tavsiye ediyorum. Bayağı yenilik var. Bayağı güzel olmuş. Grafikler falan bayağı güzel olmuş. Tavsiye ediyorum. Neyse, biz nasıl kurulur diye hemen başlayalım. Google'a girip Unity 3'te yazıyoruz arkadaşlar. Unity 3'te yazınca ilk site Unity, lan tamam git. Unity Game Engine diye bakın bir site var arkadaşlar. Şu an oraya zoomladım. Zoom geldi oraya arkadaşlar. Oradan bu siteye giriyoruz. Zaten altta linkini vereceğim. Arkadaşlar buraya tıkladığınız zaman bu siteye karşınıza gelecek. İşte burada öğrenme var. Unity hakkında, servis hakkında, kendi mağazası hakkında. Burada birçok örnek var. Nasıl başlarım falan filan diye. Bir sürü örnekler, Unity hakkında bilgiler falan var. Bu tuştan nasıl öğren, Unity 5 hakkında öğretici bir video var. Video değil de öğretiyor. O tuşa tıklarsanız sizi bir siteye atacak. Burada Get Unity 5 var arkadaşlar. Buraya tıklayarak buna tıklıyoruz arkadaşlar. Sizin karşınıza böyle bir site geliyor arkadaşlar. Get Unity, işte burada bunları hiç girmeyin arkadaşlar. Bakın burada Professional ya da Personal iki gruba ayrılıyor Unity 5. Professional'da hepsi açık arkadaşlar. Bakayım. Evet. Burada hepsi açık arkadaşlar. Fakat personelde hepsi açık değil. 3 tanesi açık. Ama fakat bunun öbürleri gereksiz zaten arkadaşlar. O kadar önemli bir şeyler yok. Bakıyorum da yani. O kadar şeyler yok. Hani önemli bir şeyler yok arkadaşlar. Eğer professional tabi almak size bağlı. Eğer almak istiyorsanız arkadaşlar, ayda 73 dolar vererek Unity'nin pro versiyonunu alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bedava indirmek istiyorsanız buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bir de ayrı bir seçenek var. Unity Torrent'ten ya da başka sitelerden Professional'ı crackleyerek kullanabilirsiniz. Onu hiç tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Zaten çoğu şey personelde var. Onun için biz free download deyip bedava indirelim arkadaşlar. Ona tıkladığınız zaman da bu siteye geleceksiniz arkadaşlar. İşte burada versiyonu 5.2.1 indireceğiz şimdi biz. İndireceğimiz dosyanın boyutu 636 kilobayt. Platformu seçiyoruz arkadaşlar buradan. Burada en son güncelleme tarihi falan filan var. Burada ise indirdiniz ama bir şey eksik indirdiniz. Mesela örnek Unity'nin örnek projesini indireceksiniz. Burada indiriyorsunuz ya da standart asisi indirmediniz. Yine buraya tıklayıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Download installer deyip indiriyoruz arkadaşlar. Ben şu an bende inmiş olduğu için indirmiyorum. Şuradan yanlış yaptım. Şurada zaten var. Buradan arkadaşlar evet diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ona tıkladığınız anda böyle bir ekranla karşı karşıya olacaksınız. Burada Cancel zaten Next, iki tuş var. Geri ileri. İlerleyeceğiz arkadaşlar. Burada lisans kabul etme işlemi yapacaksınız. Şuna tıklayarak lisansı kabul ediyoruz arkadaşlar. Next diyoruz. Evet, burada hatırlarsanız deminki dediğim olay burada da var. İşte Unity'nin örnek projesini indirebilirsiniz. Standart asisi tıklayın arkadaşlar. Çünkü çok önemli. Web bilgileri tıklayın, bir de şunu tıklayın arkadaşlar. İsterseniz ek olarak Unity'nin yaptığı örnek projeyi indirmek istiyorsanız buna da tıklayabilirsiniz. Toplam boyutu 300 MB'a yakın bir şey. Ben onu indirmeyeceğim. Next diyor arkadaşlar. Bakın Unity install folder. Yani Unity'yi nereye kursun? Bunu seçiyorsun arkadaşlar. Ben nereye kurayım? Bir dakika arkadaşlar. 17 GB boş şey var. 13 bu kuracak. C'ye kuracağım. Yine de çok yanlış bir sistem yapmış onu formatlayan adam. Neyse, program dosyaların içine
Bakayım, Unity buraya kurmuşum zaten. Yine bunun içine yeni klasör oluştur. Unity 5 yazalım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar, Unity 5 yapıp tamam diyorum. Siz Unity hiç kurmadıysanız direkt ben evet bunların eksiğini arkadaşlar. Ben biraz uğraştım. Gördüğünüz gibi dosya kurdum Unity 5'i. Onun içine kuracağım. Next diyoruz arkadaşlar. Tekrar lisans kabul ediyoruz buradan tıklayarak. Ve en kötü yere geliyoruz. Burada sizi bayağı bekletecek. Bir saat, 40 dakika ya da 1,5 saat bekleyeceksiniz arkadaşlar yani. Neyse, ben şimdi bunu indirip tekrar geri geleceğim. Gelince tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ay, az kalsın arkadaşlar. Stop'a basıyordum. Pause'a Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Unity 5'i kurdum sonunda. Artık daha da kurmadım. Yarıda bıraktım ben. Ama bir açıldı nedense. Siz sakın böyle bir şey yapmayın. Bu böyle dolsun arkadaşlar. Bu buraya gelince şuraya açtı. Ben dayanamadım, bunu kapattım arkadaşlar. Bir şeyler oldu falan, yine açtım arkadaşlar. Neyse. Önemli olan burası. Eğer tamamen kurmuşsanız size orada şey gelecek. Launch Unity gelecek. Ona tıklayıp bu ekrana geleceksiniz arkadaşlar. Burada eğer hesabınız varsa Unity hesabınız varsa Unity hesabınız varsa buraya girin arkadaşlar. Eğer yoksa Unity'nin kendi sitesinden internet yok. Unity3.com yine aynı siteden arkadaşlar. Hatta o size üye olma şeyini atarım. Nereden üye olacağınız nereden üye olacaksınız onun linkini de videonun altında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben şuna geleyim arkadaşlar. Ben şimdi benim üyelerim tabii ki de var. Unity Bekle Soklu. Ofikal.gmail.com. Evet arkadaşlar, tıklayarak eğer ünite hesabınız doğruysa size ikinci işlem olan bakın yukarıda 4 işlem var. Biz birinci işlemi atladık. Şu an lisans işlemini bize atacak arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet bakın. Eğer professional yani hatırlarsanız bir ekran gelmişti. Orada biz personeli seçmiştik. Eğer professional seçmişseniz onu yapmışsanız bence size bir bakın şurada yazıyor ki serial number. Yani size bir numara verecek herhalde. Onu buraya yazıp next diyeceksiniz. Biz tabi personel kullandığımız için Unity personel tıklayıp next diyin arkadaşlar. Burada yine işte bir şeyler diyor arkadaşlar. İngilizceniz varsa bunu okuyabilirsiniz. Ben burada yine agree ona tıklıyorum arkadaşlar. Lisans atladık. Thank you yani bakalım atladık mı? Evet, aktivisyon falan yazdı arkadaşlar. Thank you yani teşekkür ederim. Start using Unity diyor arkadaşlar. Tıklayarak Unity'yi kullanabilirsiniz. Ve bitti arkadaşlar. Bu kadar. Bu çok basit bir işlemdi. Çok basit işlemler yaptık arkadaşlar. Eğer bu ekranda ne yapacağınızı bilmiyorsanız yine bu ekranda nasıl kullandığını size öğreteyim arkadaşlar. Şu köşeden başlamak gerekirse şuradan bakın hesabınıza gidebilirsiniz. Burada lisansı bakabilirsiniz. Lisans işlemlerini buradan bakabilirsiniz. Buradan hesabınızdan çıkabilirsiniz ve şuradan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da organizasyon bir şeyler var anlayamadım. Buradan Open'dan eğer ek bir proje mesela belgelerde mesela basit oyun ona girip açabilirsiniz arkadaşlar. Buradan new diyerek yeni proje açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın create a proje. Aynı şekilde bakın buradan new deyip ya da create a proje new proje deyip buraya projenin isminizi yazıp şuraya biz basit oyun diyelim. Hatta hayatta kalma oyun diyelim. Hayatta kalma diyelim arkadaşlar. Buraya nereye Unity bu oyun projesini nereye kaydedeceğini soruyor arkadaşlar. Şuradan
Bu projeyi nereye kaydedecek onu seçiyorsunuz. Burayı seçiyorum ben. Buradan oyunuzun 2D mi 3D mi olacağını seçiyorsunuz arkadaşlar. 3D olacak. Buradan asset back. Oyunuza ne ekleyeceksiniz başlarken? Arabalar, işte araba demiştim, araçlar, efektler, karakter, bir şey yüklemek istiyorsanız buradan tıklayıp yükleyebilirsiniz. Create proje tıkladığınızda da projeyi başlatacaktır. Getting Started tıklayarak Unity'nin size verdiği 2,5 dakikalık videoyu izleyebilirsiniz nasıl başlarım diye. Biz buradan yeni proje oluşturacağım ama benim bir projem daha var. Onun aynı yerde olduğu için onu silmek istiyorum ilk başta. Sonra gelip ne yaptım ben? Şuradan gideyim arkadaşlar ve belgelerden şu hayatta kalı siliyorum arkadaşlar. Deneme oyun yapmışız. Neyse dursun, bu belki önemli bir şeydir. New proje deyip tekrardan ismini hayatta kalma oyunu diyelim. Yine buraya kaydetsin. 2-3'te olacak. Başlangıçta ben hiçbir şey seçmeyeceğim. Done. Create proje dediğimiz anda projemizi başlatacak. Eğer benim yaptığım şu sorunlardan dolayı başlatmazsa, hani bende sorun vardı, size de başlatacaktır. Ama sabırlı olun. Unity'yi kurarken sabır edin. Ve Unity'nin kurmasını bekleyin arkadaşlar. Ben bekledim bekledim. Sabırsızlaştım ve kapattım. Hata yaptım arkadaşlar. Neyse. Bakın arkadaşlar, sorunsuz bir şekilde projemiz açıldı arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim. Evet. Sorunsuz bir şekilde projemiz açıldı. Unity 5'e geçtik artık. Bundan sonra gelecek serilerde Unity 5 kullanacağız. İşte basit oyun yapımı serisini Unity 5'e geçireceğim ben. Bazı kodları değişiklik olacaktır kesinlikle. Onları size nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Ve hayatta kalma oyunu dedim size, 200 abone olunca onun derslerini ben çekmeye başlayacağım şimdiden. Evet, böyle. Neyse arkadaşlar, böyle bunları yapacağız. Şu anlık Unity 5'e geçtik. 64 bit Unity'yi kurdum. Eğer sizin 32 bit ise direkt ben kendisi zaten bakıyor sisteminize. Eğer 32 bitse 32 biti. Sisteminiz 64 bitse 64 biti kuruyor arkadaşlar. Siz hiçbir şeye aramanıza gerek yok. Evet arkadaşlar, bu kadar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Önceki videoma gitmek istiyorsanız sol üst köşede çıkan önceki butonuna tıklayarak önceki videoma gidebilirsiniz. Ve şu an herhalde üşenmesem videonun şuralarda bir yerlerde basit oyun yapımı serisine gitmek istiyorsanız ona, ya da parkur oyunu yapımı serisine gitmek istiyorsanız burada bir tuş çıkacak. Onları tıklayabilirsiniz. Yine sağ üst köşede abone ol tuşuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz, olmamışsanız eğer. Videolarıma like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Herkese iyi oyunlar. Görüşmek üzere.